TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Gümrükspor hafta sonunda kendi sahasında ligin güçlü ekiplerinden Diyarbakır Spor'u konuk edecek. Kırmızı lacivertli futbolcular bu maçın hazırlıklarını Fener Sentetik sahada yaptığı antrenmanla başladılar. Teknik patron Mustafa Özel nezaretine yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra geçtiğimiz hafta Afyonspor'da oynanan maçta ilk 11'de yer alan futbolcular hafif bir antrenman yaparken diğer futbolcularsa yarı sahada çift kale maç gerçekleştirdiler. Afyonspor maçında ilk puanlarını alan ve sergiledikleri performans umut veren futbolcuların morallerinin yerine geldiği gözlendi. Başladı hocam, 10 dakika sen de süreyim. Bravo, gol yap, gol yap. Geçtiğimiz hafta ilk puanlarını aldıkları, bu hafta sonu ise Diyarbakır Spor'u yenerek ilk galibiyetlerini almak istediklerini belirten teknik direktör Mustafa Özer şunları söyledi. Şimdi öncelikle Afyon'da aslında galip gelebilirdik. 79'a kadar biz 1-0 öndeydik ama yine duran toptan, taştan gol yedik. Bizim zaten en büyük sıkıntımız bireysel hataların her maçta öne çıktığı bir maçtı. Oyuna baktığınız zaman ilk 45 dakika oyunu force eden, oyunun bütünü hakimi bizdik. Golü de bulduk. İstediğimiz hafta içinde çalıştığımız teknik, taktik, hem saha pratiği hem teori pratiğinde oyuncularımızla birlikte biz Afyon'u iyi ezberlemiştik. Tabii Ozan'ın oyundan çıkışı, sakatların çıkışı bütün oyun planlarımızı bozdu. Serhat'ın sakatlanması orta sahada ikinci bir oyun planımızın değiştirilmesini gördük. Kazanabilirdik. Öncelikle üzgünüz. Ama deplasmanda bir puan iyidir diyorum. Sezonun ilk golünü attık. İlk puanımızı aldık. Tabii sonradan kurulma bir takım olduğumuz için çok sirkülasyon oldu biliyorsunuz. Son gün özellikle başkanımızın yoğun çabalarıyla, sportif direktörümüzün çabalarıyla bir 4-5 oyuncu alabildik. Onlar tabii ki şu anda hazır değiller. Kamp dönemini geçirmemişler ama onlara da bir 2 hafta içinde hazırlarsak bizim için daha iyi olacak. Maalesef hazır olmayan oyuncuları oynattığınız zaman sakatlıyorsunuz. İşte örneğin Burak, santraforumuz, Mevlüt. 1461 maçında darbeden dolayı çapraz bağı koptu. Hiç, yani baktığınız zaman çok enteresan sakatlıklar da veriyoruz. İnşallah biz bir iki hafta içinde özellikle Diyarbakır maçımız var. Arkasından Van maçımız var. Çok önemli iki rakiple oynayacağız ama bu haftaki maç bizim için çok önemli. Karşımızda çok güçlü bir takım var. Onlar da biliyorsunuz bütçesi yüksek, iyi takım, iyi oyunculara sahip. Onlara karşı önlemimizi alacağız. Ama biz içeride oynadığımız için bizim muhakkak kazanmak zorundayız. Sonra Van Spor maçımız var. İkisi de şampiyon oynayan takımlar. Oyuncularla birlikte elimizden geldiği kadar futbolculara biraz dokunmaya çalışıyoruz. Moral vermeye çalışıyoruz. Onlar da bizim için çok önemli. Zonguldak Kırmızıspor taraftarlarını cumartesi maça bekliyorum. Onlar gerçekten bize çok güç veriyorlar. Baktığınız zaman son 3 haftada en az 13-14 tane net pozisyonlarımız var. Afyon maçında da var. Yani biz kısıtlı kadroya rağmen yine pozisyon yaratan bir takımız. Onları değerlendirmiş olsaydı belki şu anda biz en az 7 puanımız vardı. Ama artık önümüze bakacağız.
kulüpte yavaş yavaş dengeler oturmaya başladı. Futbolcuların istediğimiz bütün sistemi de oyuncularımıza da anlatmaya başladık. Ama tabii ki geç gelen oyuncularımız var. Onları da bireysel antrenmanla en kısa zamanda hazırlayacağız. Takıma yeni katılan oyuncularla birlikte kadronun biraz daha güçlendiğini ifade eden Özer, gelecek haftalar için umutlu konuştu. Yani aslında baktığınız zaman ilk 3 haftada bizim Zonguldak Kömür Spor istediğimiz oyunun biraz dışında çıktı. Biz özellikle Trabzon 61 ve Erok maçında benim antrenörlük anlayışımda işte geriden oyun kurmak, geçiş oyunlarını çabuk yapıp dikine çabuk kanatları merkezden ucumları deneyen bir antrenörlük tarzımız var. Ama dediğim gibi bir iki hafta içinde bizim eğer sakatlıklar olur. Çünkü biz planlamamızı yaparken gelecek oyunculara göre de yapıyoruz. Çünkü bizim kulübede birkaç tane daha oyuncumuz oyunu kaderini değiştirecek oyunculara ihtiyacımız var. Yani sadece ilk 11'e bakmayın. İlk 11 tabii oynar ama futbolu artık, dünya futbolu artık bençte ve kulübede olan oyuncuların kaderini değiştirecek oyunculara ihtiyaç var. Şimdi biz baktığınız zaman son 2-3 haftada böyle bir en büyük sıkıntıyı biz böyle oyunu tutamama, bireysel hataların ön plana çıktı 1-3 maç geçirdik. Ama ona rağmen biz 12-13 tane net pozisyonlarımız var. Biz onlardan 3-4 tane atmış olsaydık şu anda farklı bir konumdaydık. Ama ben inanıyorum, oyuncularıma inanıyorum. 2-3 hafta içinde bizim istediğimiz oyun şablonu, oyun sistemini oturtmak ve bizi izleyenlere zevkli bir maç izletmek. Bu oyuncu grubun gerçekten karakterli ve düzgün oyunculardan kurulu, herkes takımı için mücadele ediyor.